Tamam mıyız? Arkadaşlar tamam dediğinizde bir soruya, ben soruya geçebilirim. Hazırız. Varsa sorularınız bana buradan iletin. Buyurun. Efendim geçmiş olsun hepinize. Siz bölgedeydiniz. Evet. Efendim neler aktaracaksınız Gaziantep'ten? Tabii büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Yüzyılın depremi, felaketi diyoruz ama tarihi olarak da araştırdığımız zaman aslında birkaç yüzyılın etkisi bakımından, kapladığı coğrafi alan, şiddeti bakımından büyük bir felaketiyle karşı karşıyayız. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyorum bütün bölgedeki insanlarımıza, vatandaşlarımıza. Biz dün sabah itibariyle Adana'dan başladık. Adana, Osmaniye, daha sonra İskenderun, arkasından Kırıkhan, Antakya ve Defne ilçelerini, daha sonra kilise gittik, ziyaretlerimizi yaptık. Gaziantep merkezde bu sabah ziyaret ettik. Az önce Nur Dağı'ndaydık, şimdi de İslahiye'de ziyaretlerimizi yaptık. Buraları tabii görünce, ben bazı arkadaşlarla da konuşuyoruz. Pazartesi günü ben de AFAD merkezdeydim Ankara'da. Bazı bölgedeki arkadaşlarımız bize yani tahmin ettiğinizden çok daha büyük diyordu. Ama tabii insanın bu büyükten ne anladığı ancak kendi şahit olduğu daha önceki bilgilerine göre bir büyüklük düşünüyor. Ama burada olanı biteni gördükten sonra tabii ben gelenlerin herkesin kanaatlerini de dinledim. Buradaki felaketin büyüklüğünü ancak görerek, orayı gezerek anlamak mümkün. Bu bakımdan tabii ilk anlardan itibaren devletimiz teyakkuza geçti ve elindeki bütün imkanları bölgeye sevk ederek çalışmaya başladı. Vatandaşlarımızın büyük gayretleri oldu, sivil toplum kuruluşlarımızın. Birçok ülkeden özellikle arama kurtarma alanında yardım ve destek için çalışmalar oldu. Ben gayret sarf eden, emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Tabii ilk planda herkes elinde ne imkan varsa, aklına ne geliyorsa onu yapmaya çalıştı. Şimdi zamanla biraz daha planlı olarak buradaki yaşayan, felaketi yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları, onların talepleri doğrultusunda bir takım çalışmalar yapmak lazım. Şimdi yavaş yavaş biraz daha barınmayla ilgili hususlar ön plana çıkmakta, talepler ön plana çıkmakta. Bunların bir kısmı çadırlar vasıtasıyla ama daha da nispeten biraz daha kalıcı bir şeyler yapmak gerekiyor. Burada Kalyon Vakfı, Cemal Kalyoncu Bey'in öncülüğünde 3000 vatandaşımızın barınabileceği konteyner alanı inşa ediyor. Burada hem yeme içme, mutfak ihtiyaçları, onun dışında tuvalet, banyo vesaire ihtiyaçların olduğu bir alan. Bu tür alanlara ihtiyaç var. Ben bakımdan AFAD'la koordineli olarak bu bölgeye, buradaki felaketle muhatap olmuş vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenlerin, destek olmak isteyenlerin koordineli olarak buradaki ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda destek vermesi, hazırlık yapması, çalışma yapması gerekir diye düşünüyorum. Bu belki örnek bir çalışma olarak burası görülmeli. Başka yerlerde de benzer hazırlıklar, çalışmalar var. İnşallah devletimiz, milletimizle beraber bu felaketin ağırlığı, büyüklüğünü ifade ediyoruz ama bunun üstesinden gelebilecek güce, kudrete, imkana sahip. Tabii bu biraz zaman içerisinde bunun şekilleneceğini düşünüyorum. Cenab-ı Hak bir daha milletimize bu tür acılar, bu tür felaketler yaşatmasın. Tabii kalıcı olarak uzun vadeli buradan çıkartılması gereken dersler de var. Coğrafyamız, ülkemiz deprem kuşağında ve belli periyotlarla tam olarak kestiremediğimiz şekilde depremle muhatap olacağız. Bunda hiçbirimizin tereddüdü yok. Onun için buna hazırlık yapmak noktasında da devletimizin, yerel yönetimlerin ve tabii vatandaşlarımızın da bilinçli olması ve ona göre hesap yapması, hareket etmesi gerekiyor. Peki efendim, çok teşekkürler. Dediğiniz gibi konteynerler şu an örnek niteliğinde ve Kalyon Holding tarafından yapılması, neler söylemek istersiniz efendim? En depremin ilk günü hem vakfımız, hem Kalyon Holding, hem İGA AŞ, hem de Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak burada neler yapabiliriz diye arkadaşlarımızla toplantı yaptık. İlk 200 yakın makine ekipmanımızı, 2000 yakın personelimizi Gaziantep, İskenderun, Hatay, Adıyaman bölgelerine
intikal ettirdik. Depremin üçüncü günü sabahı bütün bölgede arama, kurtarma, yardım ekiplerimiz çalışmaya başladı. Ben kendim de ikinci gün sabah buradaydım. Antep, Hatay, bu bölgeleri gezdik. İhtiyaç nelerdi, desteklerimizi sağladık. Bu arada hemen hızlı şunu karar verdik. İkinci gün karar verdiğimiz nokta şu. İlk olarak Hatay havaalanı kapalıydı. İkinci gün ekiplerimiz gece oraya indi. Dün açılışını yaptık. Ben de indim oraya. Onun haricinde ne yapabiliriz diye yine arkadaşlarımızla çalışma yaptık. Barınma. Ben İzmit depreminde bizzat içinde yaşıyordum. Geçici barınma alanları. Hemen acil ihtiyaç olarak elimizdeki 3000 kişilik konteyner kentimizi buraya getirdik, kurduk. Her türlü yaşam alanıyla yemesi, içmesi, barınması, banyosu, tuvaleti, ibadethanesi, çocuk oyun alanları, kreşleri hepsini bir arada yapıyoruz. Hatta acil enerjisini karşılaması için hemen bitişine de güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Tüm ihtiyaçlarını biz kendimiz bir yıl burada karşılayacağız. Yemesi, içmesi, yaşayışları ve konteynerlerin içlerini de size gösterebiliriz. Tamamen vatandaşımız gelecek, tüm ihtiyaçlarını burada karşılayacak. İnşallah gelecek hafta pazartesi kullanıma açmış olacağız. Peki efendim, kalacak olanlar belirlendi mi şu anda? Onu biz değil, AFAD ve belediye ve valilik onlar tespit edecek. Biz onlara hizmet edeceğiz. Biz vatandaşımız yanında olacağız. Ailemiz, çocuklarımız hepimiz buradayız. Ben ikinci günden itibaren bir gün İstanbul'a gittim. Diğer hep sağdayım. Dün iki kere Hatay'a gittim. Maraş, her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz. Pazartesi'den itibaren. Pazartesi burası kullanıma açılacak Allah'ın izniyle. Peki efendim. Teşekkürler. Cumhurbaşkanımız da zaten bir yıllık bir süre içerisinde buradaki kalıcı olarak burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, konut, barınma ihtiyaçlarını giderileceğini ifade etti. O konuda da çok yoğun bir çalışma içerisinde bakanlıklarımız, devletimiz çalışıyor. Peki efendim, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun. Var mı arkadaşlar ki? Efendim, teknik özellikleri nedir? Yapıların nasıl bu kadar kısa sürede temin edebilir? Bunlar çelikten yapılan konteynerler. İçinde 6, 8 kişi ve 10 kişilik kalacak şekilde planladık. Hepsinin yakınında ve içinde tuvaleti, banyosu olacak şekilde. Isınması için elektrik çobalarımız var. Tüm kullanacakları ihtiyaçları havlusundan sicadesine kadar her şeyin içine koyacağız. İnşallah pazartesi vatandaşımız kullanınca görecekler, mutlu olacaklar. Bu acılara bir parça biz pansuman yapmış olacağız. İnşallah devletimizle birlikte, tüm halkımızla birlikte hiçbir şeyi eksik bırakmayacağız. Tabi bu çalışmaları AFAD'la, valilikle koordine haline götürürüz. Büyükşehirimizle koordine haline götürürüz. Allah razı olsun hepsini. Peki efendim, teşekkürler. Fatma Hanım belki bir şey söyleyeyim. Olur. Yok, bakanımız, başkanımız söyledi. Çok teşekkür ederim.